Değerli konuklar ve değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler, toplantımız başlamak üzeredir. Mobil telefonlarınızın sesini kapatmanız rica olunur. Çok teşekkürler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve kaybettiğimiz İstanbul Teknik Üniversiteliler adına sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz. Sayın Valim, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanım, rektörlerimiz, değerli konuklar ve değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. ...1976 yılında kurulmuş ve Türk musikisi kültürünü eğitim yoluyla nesillere aktarmaya başlamıştır. 1982 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, bugün de aynı sorumluluk ve heyecanla sanat ve musiki hazinelerini öğrencilere ve topluma sunmaya devam etmektedir. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı topluluğunun Türk müziği dinletisi için icracılarımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.
Mevsimler yalan
geçirler yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. Dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. İlk bahar, yaz, mevsim, mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçe o bir isim. İlk bahar, yaz, mevsim, mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçse o birisi unutulmaz, unutulmaz. Kah gülünür, kah ağlanır. Yollar gurbete bağlanır. İnsan unuturum sanır. Unutulmaz, unutulmaz. Kah gülünür, kah ağlanır. Yollar gurbete bağlanır. İnsan unuturum seni, unutulmaz, unutulmaz. İlk bahar, yaz, mevsim, mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçse o bir isim unutulmaz, unutulmaz. İlk bahar, yaz, mevsim, mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçse o bir isim unutulmaz, unutulmaz. Thank you.
alıştı. Diyoruz. Sahne düzeninde yapacağımız değişiklik için 2 dakika sabrınızı rica edeceğiz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli Aziz Hocam, Aziz Sancar Hocam, kıymetli rektörlerimiz, TÜBİTAK Başkanımız, İstanbul Sanayi Odası Başkanımız, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve misafirlerimiz, değerli basın mensupları, 2024-2025 akademik yılımızın açılışının üniversitemize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu salonda çok kıymetli mezunlarımız var. Bu salonda Aziz hocamız var. Sağ olsun her zaman yanımda ve yanımızda olan, benim için çok kıymetli olan. Bu salonda öğrencilerimiz var. Yeni yeni, pırıl pırıl. 97 tane öğrencimiz, tabii birçok öğrencimiz bu yıl yine bizlerle birlikte olacak ama 97 öğrencimiz de özellikle davetli olarak ilk 1000'den İstanbul Teknik Üniversitemizi tercih edip bizlerle olan öğrencilerimiz. Ben hepsi için tekrar hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, ekran da açılmış oldu. Evet, tabii ki burada esas bugün açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Akademik yılımızın açılışını 2024-2025. Ama eminim hepimizin heyecanla beklediği Aziz hocamızın konuşması. O yüzden bu salonun bu muhteşemliği için teşekkür ediyoruz. Aziz hocamıza da sağ olsun. Amerika'dan buraya geldiği, bizlerle birlikte olduğu, bilim temelli, üniversitelerimizin asli görevi olan bilim temelli bilgi üretmek, bilim temelli insan yetiştirmek ve bilim temelli başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa faydalı olmak için en benim kendimin ilham aldığı, örnek aldığı ve rehber aldığı isimlerden birisiyle akademik yıla başlamış olmak benim için çok kıymetli. O yüzden hocama da tekrar sağ olsunlar buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Daha önce hocalarımızla da birlikte olduk ama her üniversitenin açılışı çok önemli, en önemli günleri, akademik yılın açılışı. Tüm birlikteliğin hem geçmiş yılın bir değerlendirmesinin benim açımdan üniversitemize bir ay aşkın sürede katılmış bir hocamız olarak, öğretim üyeniz olarak, öğretim üyemiz olarak ama aynı zamanda da geleceğe yönelik bir takım bilgilerin ve eğilimlerin, paylaşımların olacağı olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışacağım. Daha önce hocalarımızla buluştuğumuz ortamlarda hızlı konuşmama rağmen biraz uzun oluyor. İnşallah hızlı bir ve kısa Aziz hocamıza sözü bırakmak üzere konuşmamı başlatmış olayım. Evet, sayılarla başlayacak olursak şu anki mevcut durumumuzda 37.353 öğrencimiz var. Hem lisansta hem ön lisansta 55 sayımızda. Lisans üstünde 11.737 öğrencimizin içinde de 3.417'si doktor öğrencimiz ki bir üniversitenin ki üniversitemiz bir araştırma üniversitesi en önemli göstergelerin arasında. Tabii ki tüm öğrenci arkadaşlarımızın katkısı ama özellikle doktor öğrenci sayımızı özellikle vurgulamak istedim. Mezun sayımız 188.439. Gerçekten 250 yılını tamamlamış 1773 yılından bugüne ülkemize ve insanlığa faydası bulunmak üzere kurulmuş ve bunun için emek katkı sarf eden, burada birçok kıymetli hocalarımız, rektörlerimiz var. Geçmişte bu üniversitede büyük emek katkıları var. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Öğretim elemanı sayımız 2392. Öğretim üyesi olarak doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlerimiz de 1207 olan hoca sayımız. Ve idare personel sayımız da 1878. Hem akademisyenlerimizin hem idare personel öğrenci açısından baktığı zaman erkek dominant bir üniversiteyiz. Özellikle öğrencilerimizde de bunu görüyoruz. Ama bugün sizlerle de paylaştığımız rektör yardımcılarımızı atadık. Onlara da hayırlı olsun. İkisi kadın olmak üzere. İnşallah o sayılarda, inşallah öğrenci sayılarımız da dahil olmak üzere inşallah daha çünkü biz inanıyoruz ki gerçekten Türk kadınları, Türk kadın bilim insanları da hem Türkiye'ye hem insanlığa birçok faydası oldu ve olacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi de bunun için öncü ve örnek üniversitelerden. Öğrenci sayılarımız
Bu bizim arzu ettiğimiz bir şekilde. Yani o yüzden YÖK Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü sayılarda hep artış noktası bazen zor bir süreç. 2024-25 yılında yeni 2915 öğrencimiz lisans öğrenimine bizlerle başlıyor. Biraz önce de ifade ettim. İlk 1000'den aldığımız öğrencilerimiz, özellikle kendileri de buradalar, tekrar kendilerini tebrik ediyoruz. İTÜ ailesine, ailemize hoş geldiniz diyorum. Nasıl bir eğilim var yıllar itibariyle baktığımız zaman? Benzer son 3 yıl içerisinde 2022-23-24 binin içerisinde tabii ki hedeflerimizin arasında olması gereken daha fazla öğrencimizi İTÜ ailesine, ülkemiz ve insanlık için bilgi üretmek üzere dahil etmek. Aynı zamanda tabii ki o gelişimin, o binin içindeki kırılıma da bakıyoruz. 2023 yılında 4 öğrencimiz ilk 100'den bizi tercih etmişken, 2024 yılında da 8 öğrencimiz. Dolayısıyla sayılarımız benzer olmasına karşın daha ilk yüzlerden, ilk 200'lerden gelen öğrenci sayımızdaki artış görmek de memnuniyet verici. Aynı zamanda bir değerlendirme var. Yani en yüksek puanla öğrenci alan ilk 100 bölüm Türkiye'deki hem devlet hem vakıf üniversitelerinde olmak üzere bunun 16 tanesi üniversitemizde. Bu da tabii ki memnuniyet verici ama her zaman daha iyisinin de mümkün olduğunu söylüyor. Yeni başlatmış olduğumuz, daha doğrusu yakın zamanda başlatmış olduğumuz lisans ve esasında üniversitemizin geçmiş kültüründe, deneyiminde olan ve başarısı olan bir süreci yeniden şekillendirme noktasında başlatılmış olan programda da ilk mezunlarımız oluştu. Yeni mezunlarımızın da artan bir sayıyla devam edeceği. Tabii ki üniversitemizin en önemli gücü oluşturmuş olduğumuz kendimiz derken hem özgelirlerimiz hem mezunlarımız vasıtasıyla oluşturmuş olduğumuz burs fonumuz. Değişik kapsamda başarı, ihtiyaç, yurt, sporcu, yemek burslarımız vasıtasıyla ben bu süreçte emek ve katkı veren bunların hepsi de sabit fiyatlarla yani dolayısıyla bugüne eskele edilmiş şekilde yani o yüzden sadece cari bir artış değil rakamların eskele edildiği zamanda sabit hakkı getirdiği zamanda artan bir rakamımız var. Tabii ki üniversitemiz bunu daha iyisini hak ediyor. Bunun için de yine birlikte çalışacağız ama bu rakamın oluşmasında emek katkı veren derneklerimize, vakıflarımıza, hocalarımıza ve tüm mezunlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Üniversite yapma noktasının en önemli, üniversitemiz özellikle araştırma üniversitesi olarak tabii ki Ar-Ge çalışmaları. Buradaki proje bütçelerimize bakarsak da yine bunlar sabit rakamlarla. Cari olarak bakarsak çok daha kocaman rakamlar görebiliriz ama sabit rakamlarla baktığımız zaman, eskale ettiğimiz zaman oluşan rakamları görüyoruz. Yani işte 900 milyon gibi 1 milyara yakın oluşturmuş olduğumuz değişik kaynaklarla. Tabii ki buradan hepimizin alacağı dersler var. Bir kısmı daha iyi giden fonlarımız var. İşte özellikle üniversite sanayi işbirliği teknoloji transferi üzerinde. Ama daha gelişim noktasında olan kısım var. Avrupa Birliği tarafı olsun, TÜBİTAK tarafı olsun. Bunlar da gelişim noktalarımız. Bir diğer taraftan tabii ki üniversitenin üretkenliğinin uluslararası boyuttaki en önemli göstergesi yapmış olduğu yayınların sayısı ve kalitesi. Sayısal anlamdaki artışı görüyoruz. Bu yine memnuniyet verici. Tabii ki hedeflerimiz daha iddialı ama ilerleyiş noktasında 1.86 2023 tamamlanmış olan yılımız için. Bunun içerisindeki tek başına değil ama önemli bir kalite göstergesi ise yapılmış olan yayınların hangi tür dergilerde yapılıyor olduğu. Buraya baktığımız zaman da ülkemizin ortalamasıyla bakıldığında, İstanbul Teknik Üniversitemize bakıldığında bu memnuniyet verici. Tabii ki yine biraz önce de ifade ettim, her zaman daha iyisi mümkün. Ama özellikle Q1 ve Q2'deki performansımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Bu kapsamda da bu sürece yine emek katkı veren tüm hocalarımıza, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Üniversitemiz tabii ki köklü bir üniversite ama aynı zamanda o köklü olmanın beraberinde getirmiş olduğu zorlukları da var. Onların başında da altyapılarımızın yenilenmesi, güncellenmesi, özellikle bu kampüsteki, özellikle yine İstanbul ilimiz için olan deprem riskinin bir üniversite olarak, bilim üreten kurum olarak bunu amaca yönelik olarak düzenlenmesiyle ilgili. Hemen yakınımızdaki Süleyman Demirel Kültür Merkezimizin yanındaki Yabancılar Yüksek Okulumuz inşallah
Önemli bir genişlem alanımız olacak. 33 bin metrekarelik. İçinde birçok sosyal etkinlikleri de barındıracak, konferans salonunu da barındıracak. Şu an bulunduğumuz konferans salonundan daha büyük bir konferans salonuna sahip olacağımız ve inşallah Mart 2025'te açılışını inşallah gerçekleştireceğimiz bir birimimiz ve Yabancılar Yüksek Okulumuz da burada hizmet verecek. Merkezi dersliğimiz 15 Ekim'de yani 2 hafta sonra inşallah açılacak ve hazırlık okulumuz bu dönem ilk kez kampüsümüz, uzun zaman sonrasında kampüsümüzde öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler. Mediko-sosyal binamıza, Sağlık Bakanımıza, Sıradaki Bütçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize yakışır bir binada ve hizmette, sadece bina yapmak değil, aynı zamanda doktor hizmetiyle beraber, hemşire hizmetiyle birlikte sağlanmış olacak. Yine bağışçılarımıza, mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. Haşim Gürdamar Kız Öğrenci Yurdumuz, İnşaat Fakültesi mezunumuz Haşim Gürdamar'ın 280 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Yurdumuz bu yıl itibariyle hizmete girmiş oldu. Önemli bir gündemimiz olan yurtlarımızın depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili gerçekten ben teşekkür ediyorum öğrenci arkadaşlarımıza da, tüm kendi ekibime de. Bununla ilgili 945 tane öğrencimizi normal koşullarda alternatif ve kurum dışındaki, üniversitemiz dışında çözüm arayışındayken 945 öğrencimizi üniversitenin içerisinde belki en ideal koşullar değil ama en azından üniversitemizin içinde yaşayabilmeleri, bu dönem boyunca bir yurt arayışında olmamaları için özel bir çaba gösterdik. Sağ olsun öğrencilerimizle de bu süreci birlikte yürüttük. Sadece yönetimsel olarak, üniversite rektörlüğü olarak değil, tüm sürecin şeffaf bir şekilde başından sonuna kadar birlikte ve gelecekte de bu tipteki ihtiyaçlarımızı giderme noktasında öğrenci arkadaşlarımızla, çünkü ihtiyacın sahibi, ihtiyacın talebin sahibi öğrenci ise o sürecin çözümünde de öğrenci arkadaşlarımızın içinde olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diğer binalarımızda da güçlendirme, fakülte binalarımızdaki güçlendirme, bir kısmı kendi ulusal kaynaklarımızla, diğeri de uluslararası Dünya Bankası kredileriyle gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu bizim için zor bir süreç ama bunu ben birlikte üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Diğer taraftan tabii ki tarihimiz olan Taşkış'tan başka ve Gümüşsuyu binalarımızla birlikte, kampüslerimizle birlikte olan iyileşmelerimiz ve gelişmelerimiz var. Maçka binamızda, kampüsümüzde şu an işletme fakültemiz, tarihi binamızda bu yıl eğitim öğretime başlamış olacak. Kendi restorasyon çalışmaları tamamlandı. Gümüşsuyu Necmettin Erbakan yerleşkemizde röleve ve restitüsyon proje çalışmaları tamamlandı. Arkasından da restorasyon projesi çalışmaları gerçekleşecek. Bunun için Sıradaki Bütçe Başkanlığımızla görüşmelerimizi bu yıl gerçekleştirdik. Yine Taşkış'ta yerleşkemizde yapılması gereken daha iyisinde inşallah yapmak noktasında olacağız. Onarımlarımız ve iyileştirmelerimiz. Tuzla yerleşkemiz gözden uğrak gibi olmasın. Orası da bizim için gerçekten dışa açılan önemli bir kapımız. Ve Denizcilik Fakültemizin yer aldığı bir kampüsümüz. Orada da yine mezunlarımız vasıtasıyla oldukça kapsamlı hem sosyal alan açısından hem de dersliklerimizin, daha önceki dersliklerimizi bir ders bloğu haline getirme noktasında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Planlanan çalışmalarımız arasında da işletme fakültemizin esas kendi binası depremden dolayı bir ara verilen, onu da Sıradaki Bütçe Başkanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında 2025 yılında inşallah başlatmak üzere oldukça büyük bir alanda gerçekleştirme için planlarımızı, projelerimizi gerçekleştirdik. İnşallah onun mali anlamda da tedarik sürecinde de devletimizin katkılarıyla bu süreci başarıyla gerçekleştirme eğiliminde olacağız. Diğer taraftan gelecekte belki örnek olacak da değişik işbirlikleri örnekleri. Aziz Hocam da bugün İş Bankası ile olan bir işbirliği dahilinde aynı zamanda Türkiye'ye geliyor. İş Bankası ile beraber üniversitemizdeki hocalarımızın özellikle depremden sonraki yapmış olduğumuz başarılı gayretli çabalar sonrasında İstanbul başta olmak üzere, Marmara bölgesi olmak üzere bu bölgenin deprem risk haritasının ve uygulamadan çıkartılması için bir ortak girişim üniversitemizde Türkiye İş Bankası desteğiyle 2500 metrekarelik bir alan hızlı bir şekilde yapılacak. Alanı tespit edildi, çalışmalar başladı. Bunun için Türkiye İş Bankası'na teşekkür ediyoruz. Yine diğer bir mezunumuz, bağışçımız Yaşar Aydın Bey sağ olsun 6000 metrekarelik kendisini de bizzat ziyaret ettik. 300 milyon TL'ye yakın bir bedeli olacak olan merkezi laboratuvarımız için de katkısını sunacak 2025 yılında da. Yani bir taraftan
tarihimizle ama bir taraftan da geleceğimize bakarken projelerimizle konuşuyoruz. Geçmişte tabii ki kaynakların önemli bir kısmı kamu kaynağı iken bu dönemde belki İstanbul Teknik Üniversitemizi en önemli ayırt edici faktör mezunları ve ilişkili bulunduğu işte dernekleri, vakıfları vasıtasıyla çok daha etkin bir iletişim halinde üniversitemizin ihtiyaçlarını öncelikle kendisinin karşılayabileceği bir durumda olması, üniversitemizin özellikle yaşanan tüm dünyada ama ülkemizde de yaşanan ekonomik daha görece zorluk içerisinde kendi çözümlerimizi ne kadar oluşturabilirsek bu bizim için bir kazanım olacaktır. Başarılarımız tabii ki tüm hocalarımızın yakın zamanda yayınlanan işte Elsevier'la Stanford Üniversitesi'nin beraber gerçekleştirdiği dünyada belli bir tüm bazı etki değer bu tip çalışmalara çok dikkat etmek gerekiyor ama kabul görmüş olan bir çalışma ve burada da Türkiye'nin en çok bilim insanı bulunan üniversitesiyiz. Bu gerçekten bir tesadüf değil. Bu bir başarı ve bu başarıda da tüm hocalarımızın katkıları var. Hem kariyer boyunu hem de yıllık boyuttaki etkilerde her iki boyutta da Türkiye'deki en fazla akademisyenin bulunduğu üniversite biziz. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım ama zaman kısıtıyla ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kendim de bu listede İstanbul Teknik Üniversitesi kimliğimle yokum, TÜBİTAK kimliğimle varım. İnşallah gelecek yıllarda bu listede İstanbul Teknik Üniversitemizin kimliğiyle olmak için de çalışmaya devam edeceğim. Rektör olmak bunun için durmak değil, aynı zamanda bir heyecan, örnek olmak. Diğer taraftan tabii ki ülkemizin prestijli kurumlarından almış olduğumuz ödüller var. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanımız da burada. Türkiye Bilimler Akademisi'nden hem TÜBİTAK, TESEP hem de GEBİB ödülü alan arkadaşlarımız var. Araştırmacılarımız, hocalarımız. Ben kendilerine başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Yine İbrahim Akduman hocamız İlim Yayma Vakfı'nın büyük ödülüne layık görüldü. Alabileceği en verilen ve çok hem maddi hem de prestij anlamında tekrar hocamızı tebrik ediyoruz. TÜBİTAK Teknofest'e doktora ödüllerinin üçü bize geldi. İkisi birincilik. Hem fen bilimlerinde hem de temel bilimlerde, fen ve mühendislikte hem de üçüncülük. Üç tane ödülümü sahibi yine üniversitemize ve biraz onları da takdim etmiş olacağız. Diğer kurumlarımızdan MÜSİAD Vizyoner'deki, Yeşil Teknolojiler'deki geliştirmiş olduğumuz özellikle fikri mülkiyet odaklı çalışmalarımızdan dolayı kurumsal anlamda, bireysel başarılarımızın yanında kurumsal anlamdaki başarılarımız. Ticarileştirme noktasında yine değişik kurumlar ama yine saygın kurumlardan bir tanesi Patent Effect'in ne kadar fikri mülkiyetin ticarileştirildiğine yönelik burada da üçüncü üniversite bir diğer ifadeyle daha iyisi mümkün noktasında çalışmamızın da gerektiği. İtibar noktasında ki endekseden bir tanesi ki işte Türkiye'de özellikle uluslararası öğrenci çekmede önemli bir parametre olarak kullanılan QS'de en hızlı yükselen üniversiteler grubunda yani bulunduğumuz pozisyondan daha üst pozisyonlara çıkma noktasında en hızlı yükselen Avrupa Üniversitesi ödülünü yine üniversitemize takdim edildi. Ama beni en çok heyecanlandıran bunlardan daha da önemlisi gençlerimizin, öğrencilerimizin almış olduğu ve alacak olduğu başarılar. Ben bu üniversiteye katıldığım andan itibaren beni en çok heyecanlandıran öğrencilerimizin gerçekten tüm samimiyetimle 7/24 çalışan bu öğrencilerimizin bir araya gelen farklı disiplinlerin, farklı deneyimlerin, farklı şehirlerin bir araya geldiği ülkemiz için, insanlık için biz yapabiliriz, biz daha iyisini yapabiliriz dediği öğrencilerimiz var. Ben hepsine öğrencilerimizin yürekten teşekkür ediyorum. Bakarsak Rover ekibimiz Polonya'da üçüncülük. O kadar üzülüyorlar ki daha iyisini yapmamız lazım. Ben hepsine teşekkür ediyorum gerçekten. Nasıl çalıştıklarına da kısa dönemde olsa şahit oldum. Gece geç vakitlerinde o birliktelik, o heyecan ama başarı takibinde. Ve gelecek için bakıldığında işte Ay'a gideceğiz diyoruz. Ay misyonumuz var diyoruz. Onun için en çok gerekli olan bileşenlerin arasında. Diğer takımımız Itu Racing takımımız. Onlar da İtalya'da yarıştılar. Önemli bir başarı elde ettiler. Her zaman onlar da daha iyisini hedefliyorlar. Yine kendilerini tebrik ediyoruz. Diğer takımımız Güneş Enerjisi. 20 yıllık bir takımımız. Onlar da çok yakın hafta sonu tamamladılar. 7. oldular.
Yani dünya çapında 7, Belçika'da yarıştılar. Ve ulusal, yani Türkiye'nin en iyisi şampiyonluğu, yani Türkiye'den de birçok takım oraya katılıyor. En iyisi ödülüne layık görüldüler. Sol tarafta gözüken de geceliğin 02'deki alınmış bir görüntü. Yani bu çocuklar, bu öğrencilerimiz kendilerine doğru bir hedef koydukları zaman o heyecanı, sorumluluğu bulabiliyorlar. Yani yeter ki hedef koyabilelim. O yüzden bizlere, biz hocalara, öğretim üyelere, bu öğrencilerimize bu doğru hedeflerin konulmasına büyük görev düşüyor. O hedefi onlar tutkuya dönüştürmede ve başarıya dönüştürmede çok başarılılar. Hatta kıskanacağız ama bizden daha iyiler. Yakın zamanda tabii ki sonuçlanan Teknofest sonuçları çip kategorisinde her zaman o söylenen bu kritik teknolojiye sahip olabileceğiz mi denen teknolojideki birinci ve ikinci bizden. İstanbul Teknik Üniversitemizden. Bu tesadüf değil. Yine dünyada ilk kez yapılan dikey iniş roket yarışması. Yani roketin yukarıya çıkarmak değil, aynı zamanda yumuşak bir şekilde ve kontrollü bir şekilde indirebilmek. Yine İTÜ Gökbörü takımımızda Türkiye birincisi. Diğer sadece savunma uzay mı? Hayır, insanlığa yararlı teknolojilerde İTÜREK takımımız birincilik ödülünü aldılar. Bakınız hep konuştuklarımız birincilik, ikincilik, üçüncülük aldığı zaman üzülen öğrencilerimiz. Hyper-B takımımız, geleceğin ulaşım beşinci nesil ulaşım teknolojisi. Yani İstanbul'la Ankara'yı yarım saate indirecek olan teknolojiyi çalışan arkadaşlarımız. Türkiye ikincisi, Avrupa'da da birçok alanda İsviçre'de yapılan yarışmada dereceye girdi öğrencilerimiz. İTÜ ATA takımımız, Savaşan İHA yarışmasında yeni geldiler. Onlar da mansiyon ikinciliği aldılar. Daha sonuçların, büyük ödül sonuçları henüz açıklanmadı. O yüzden heyecan devam ediyor. İTÜ DEHA takımımız en iyi takım ruhu ödülünü aldı. Otonom sualtı yarışmasında öğrencilerimiz yine kendilerini tebrik ediyoruz. İTÜNOM takımımız en iyi tasarım ödülünü aldılar. Büyük ödüller daha henüz açıklanmadı burada da. Yine Savaşan İHA yarışmasında. Sağlıkta yapay zeka yarışmasında üçüncü oldu takımımız. PIMI takımımız. Cezeri takımımız kendileri yine Kahramanmaraş'ta yarıştılar. Teknofest 2024 kapsamında Sürü İHA'da. Onları da yine kendilerine tebrik ediyoruz. Sanırım son öğrencilerimize ait olan gösterimse beni en çok mutlu eden, bizzat da şahit olduğum, biz tabii ki roket yapıyoruz ama bu roketin, hep o söyleniyor ya, motorunu kim yapacak? Yani yapmadığınız sürece, temin edemediğiniz sürece roket yapmak önemli bir başarım, tasarlamak, geliştirmek ama bu öğrencilerimiz yarışma dışı bir faaliyete girdiler, öğrencilerimiz. Ve roketi değil, yani roketin fırlatılmasında, çünkü her yıl yapılan yarışmalarda roket motorunu Roketsan hediye veriyor. Eşit koşullarda ama yarışma dışı kategori olarak iki üniversite buna cesaret etti. Biz kendi roketimizi yapacağız diye. Bir ismini vermeyelim, diğer takımımız ne yazık ki başarılı olamadı. Yani fırlatamadı, motoru çalışmadı. Eminim gelecekte yapacaklar ama bizim takımımız bunu 15 Eylül tarihinde çalıştırdı. Bir açabilir miyiz? Öyle mi? Tamam. Evet, ben teşekkür ediyorum bu öğrencilerimize de. Dediğim gibi buradaki birçok başarılı roket görebiliriz. Birçok başarılı roket ama bu roketin motorunu yapan ve hibrit motor iki yılda çalışıyor öğrencilerimiz. Yani bunlar bizim öğrencilerimiz ve bir görseniz kaç gece sahada kampüste gezdiysem hep onlar çalışıyorlar. Arı gibi. Bunların getirdiği tabii ki başarılar, uluslararası sıralandırmadaki başarılarımız her yıl yükselerek, bu da önemli. Yani sizin dışınıza birilerinin bu yapılanları görüyor olması, 2025 sonuçları bir yıl önceden ifade ediliyor, 326. Özellikle mühendislik ve teknoloji alanında dünyada ilk yüzde olan, ki bir teknik üniversite olarak bu bizim için önemli, hangi sırada yer aldığımız. Farklı göstergeler var, onların hepsini görüyorsunuz. Daha iyisi mümkün, bu yönde de çabalarımız var. İnşallah daha iyi olacağız hep birlikte. Yeşil bir, gerçekten İstanbul'un en iyi kampüsündeyiz.
Yani kampüs olarak ve bunu birçok kişi biz olarak değil, belki biz içinde yaşadığımız zaman o bir gelenek haline geliyor ama dışarıdan gelen birisinin ilk dikkatini çeken bu kampüsün, yeşil bir kampüsün, sürdürülebilir kampüsün, bunun da yine değişik kurumlar tarafından başarıları. Tabii ki bir diğer yarışta ülkemizde gerçekleşiyor. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından araştırma üniversitelerinin ve bu da geçtiğimiz hafta yayınlandı. 2023 yılı performansı 23 tane üniversite, 20 tane devlet, 3 tane de vakıf üniversitesinin yer almış olduğu bir süreç. Biz de A1 kategorisindeyiz üniversite olarak. Onu birazcık daha bakarsak ne kadar kıyaslama bir yarış olduğunu görebilirsiniz. Bir öncekine geri dönersem kopma 71'den 64'e düşüyor ve aşağıya doğru inmeye devam ediyor 30'a kadar. Bizim bulunduğumuz kategori 5 üniversite birbirine çok yakın yarışıyorlar. Dolayısıyla her yapılan akademik araştırma çalışması ve birçok alt bileşeni, kapasite, kalite ve işbirliği, özellikle buraya baktığımız zaman İstanbul Teknik Üniversitemizin en önemli gelişim noktası, bakarsanız kapasitemiz çok iyi. Yani kapasitemiz var, bu en önemli girdi, olmazsa olmaz. Kalite noktasındaki çabalarımız daha da iyileşebilir tabii ki. Ama özellikle işbirliği kısmımız geliştirdiğimiz zaman Türkiye'de birinci olmamızın önünde hiçbir engel yok. O yüzden ben bunun da olacağına inşallah hep birlikte ortak çabalarımızla yürekten inanıyorum. Dünyadaki eğilimler, bu biraz bizim mevcut durumumuz, dünyadaki eğilimlerimize bakarsak bize ve tüm bilim üreten, bilgi üreten kurumlara çok daha fazla ihtiyaç olacak. Çünkü geleceğin sorunlarına bakarsak, yıllar itibariyle en azından 2 yılı karşılaştırdığımız zaman gerçekten çok daha zorlayıcı. Hem çevresel açıdan, hem ekonomik açıdan, hem toplumsal açıdan, hem jeopolitik açıdan, hem de teknolojik açıdan devam ediyor. Dolayısıyla bu bakış, ya bu ihtiyaç noktası özellikle pandemiyle birlikte üniversitelere olan bakışı değiştirdi. Ve üniversitelerden beklenti daha fazla bilgi üretmek ve o bilgiyi üretecek olan insan kaynağını yetiştirmek. Ama bu da geleneksel bir bakış yöntemiyle değil. Ve bunun yine tesadüfi olmadığını gösteren, yani gelecekte ne yazık ki çok daha zorlayıcı koşullara hazır olmamızın gerektiğini gösteren birçok bulgu var. Ve hangi başlıklar özellikle bizlerden bekleniyor noktasına bakılırsa, başta biz pandeminin üzerinden geçmiş olsak da salgın hastalıklar, teknolojinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler, aşırı iklim olayları, siber güvenlik gibi birçok başlık gelecekte, ama en önemlisi belki sağ alt tarafa bakıldığı zaman geçmişten en önemli farklılık, bunların arasındaki ilişki çok karmaşık. Yani tek bir disiplinin üzerinden gelebileceği kadar basit konular değil. O yüzden üniversitelerin de bilgi üretme noktasındaki yaklaşımının değişmesi gerekiyor. O yüzden kapasite önemli. Ama aynı zamanda o kapasiteyi çıktı ve etkiye dönüştürürken de daha fazla işbirliği, işbirliğinin ötesinde birlikte iş yapabilmemiz önemli. Avrupa kendi 4.0'ı 5.0'a dönüştürdü. Artık 4.0 kavramını kapattı, pandemiyle beraber 5.0 kavramına geçti. O ne demek? Daha insan odaklı teknoloji geliştirmek, daha sürdürülebilir ve özellikle gelecekte yaşanacak bu tipteki dirençlerin test edildiği, bu depremdir, pandemidir veya başka bir afettir, ne kadar esnek ve dirençli olabildiğinizin göstergeleri. İlerleyiş noktası yeşil ve dijital dönüşüm. Birçok yeni gelişen teknolojilere hızlı adaptasyon ve teknolojinin, ki ülkemizin çok kuvvetli bir olduğu bir alan, savunma sanayindeki başarısını bizim için de kıymetli. Yani bu sadece ülkemiz için okumuyorum, tüm dünya için geliştirilen teknolojilerin de çift amaçlı kullanımları. Yüksek öğretimdeki eğilimlere bakılırsa da, yani üniversiteler bunu nasıl çözümleyecek diye, en önemli gelişen araçlardan yapay zekayla öğrenme teknolojilerinin, ki üniversitemiz bu konuda dijital teknolojilerde Yükseköğretim Kurulu tarafından özellikle belirlenmiş ve diğer üniversitelere de hizmet eden bir üniversite. Hem müfredat geliştirme hem de programlarına katkıda bulunma, kamu özel sektör işbirlikleri, kazanım temelli eğitim, yine uzun zamandır liderlikteki yaşanan zorluklara, krize karşılık alternatif çözümler, öğrenci merkezli modeller ve şeffaflık ve değer önerileri. Bu yine yükseköğretimdeki eğilimler ve yükseköğretimi değiştirecek olan başlıklara bakılırsa da dijitalleşme ana eksende. Yani üniversiteler bu alanda değişimini en çok zorlayan. Covid-19 pandemisi esasında bir öğreticiydi. Ne kadar hazırlıksız olduğumuzun bir göstergesiydi. Gelecekte buna ne kadar hazırlıklı olmamızın da zorunluluğunun bir göstergesi. O yüzden ikinci sırada bu rapor 2024 yılına ait. Yani pandemi bitti diye bir değişiklik değil. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin. Diğer üniversitelerle işbirliği, işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler'in açık bilim kavramı, rekabet, demografinin değişimi gibi birçok başlık üniversitelerimizin gündeminde olan kısımlar.
insan kaynağı tarafında da bu tamamen yansıyor. Yani yetiştirilen insan kaynağında da benzer profilleri, yani birinci sırada büyük veri analitiği, ikinci sırada da iklim değişikliğine uyum teknolojileri bu başlıkların arasında. Çözüm ne diye bakıldığında da işte daha fazla büyük platformlar kurmak, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin büyük projeler yapabileceğine ben yürekten inanıyorum. Örneklerimiz var, geçmişte çok daha fazla var. Gelecekte en çok yapacağımız, biz artık sadece ufak, yani tekil projelerden daha çok daha bu zorlayıcı koşullara çözüm üretme noktasındaki büyük işbirliği, birlikte iş yapma platformları. Bunu yaparken disiplin arası yaklaşım, bilgiyi birlikte üretmek, üniversite ve üniversite dışındaki paydaşlarımızla toplum için bilim değil, toplumla birlikte bilgi üretmek için birlikte çalışma. Tabii ki temel araştırmayı unutmadan yüksek risk, yüksek kazanım odaklı çalışmalar. Akademi, özel sektör sadece projeleri değil, ortak araştırma merkezleri. Bu konu yine mezunlarımız vasıtasıyla en çok gündeme getirebileceğimiz başlıkların arasında. Bu da esasında yine farklı bir göstergeyle bunu ifade edilen bir başlık. Yani hem bilginin üretim noktası, yani üniversitenin görevinin bilgi üretmekle bitmediği, o bilgiyi ürettikten sonra o bilginin kullanıcısıyla o bilgiyi daha da kıymetlendirecek şekilde bu karmaşık, dinamik ve değişken olan sorunlara çözüm olma noktası, açık yenilik, açık bilim kavramı, toplumla birlikte sadece bizim belki en gelişim alanlarımızdan birisi, gelişim derken bunu illaki kendi üniversitemizin bünyesinde değil ama bu konudaki iyi üniversitelerle iş birliği noktasında sosyal ve beşeri bilimler alanındaki yetkinliğimizin arttırılması, dediğim gibi bunu özellikle iş birliği diğer üniversitelerle bu konudaki potansiyel ve iş birliği yapmaktan daha çok birlikte iş yapmaya doğru dönüşüm. Ülkemizin kendi süreçlerine bakıldığı zaman da 2024-28, yani 4-5 yıla baktığımız zaman neler öncelikli olacak ülkemize diye esasında dünyayla aynı şeyler konuşuyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm ülkemizin ana gündemi ve bütün önemli bir şekilde kaynakların ayrıldığı boyut, ayrılacağı boyut da yüksek öğretim odaklı, araştırma kurumları odaklı da bu alanlarda. Yeşil ve dijital dönüşüm deyince içerisinde yani tüm sektörleri kapsayacak içerikte. Yüksek Öğretim Kurulu'nun önemli kıldığı, bu da geçen hafta açıkladığı politika belgesinin 2030'a doğru giden stratejileri başlığında da 4 ana başlık. Bu da bizim için önemli bir girdi noktası. Kalite odaklı süreç yönetimi, bu üniversitenin çok eski bir şekilde kültüründe, yani olumlu bir şekilde ABET akreditasyonundan başlayarak kalite odaklı süreç yönetimi, dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim, yine üniversitemiz bu konuda örnek gösterilen, yani YÖK tarafından diğer üniversitelere deneyimlerini paylaşmak üzere görevlendirilmiş bir üniversite. Ulusal ve uluslararası itibar ve görünürlük, bu Türk yükseköğretim sisteminin geleceği açısından ve girişimci ve yenilikçi üniversite kavramı 4 ana başlık altında en azından bir 2030 yılına kadar yükseköğretimin bunu yakın zamanda çok daha fazla kuvvetli bir şekilde duyuyor olacağız. Çok son olarak zamanımı kullandım ama biraz daha plan noktasına da bakıldığı zaman ne yapmaya çalışacağız? Genelde üniversiteler yapmaya çalıştığı çıktı üretir, çıktının etki oluşturmasını bekler. Artık şu an ihtiyaçlar noktası bunun tersini söylüyor. Daha fazla etkiyi göreceğimiz noktalardan ona göre çıktı üretme. Özellikle biz kaynak geliştirme noktasında bunun önemli bir değişim olduğunu ve buna da birçok üniversitenin eş zamanlı çalıştığını ve rekabet halinde olacağını da söylemem lazım. Dolayısıyla bu sürecin yönetim ve yönetişimi de önemli bir üniversitelerin yüksek öğretimin dönüşümündeki ve üniversitemiz için. Misyonlar noktasında bakıldığı zaman bir araştırma üniversitesi olarak hem bilgi üretimi, yani bilgi üretiminin etkileşimi, yani üniversite, sanayi, kamu, toplum işbirliği, ticarileşme, finans noktasında. Diğer taraftan insan kaynağı ve tüm bu süreçler yapılırken mutlaka konu artık tüm boyutuyla bizim üniversitemiz boyutundaki bizim gelişim alanlarımızdan birinin bu olduğunu söylemem gerekiyor. Hem uluslararası öğrenci sayımız %3'lerde bizim, yani bu olabildiğince düşük, tabii ki nitelikten vazgeçmeden. Aynı zamanda da Avrupa Birliği fonları, oralardaki başarımız mutlaka gelişimi mümkün. Son iki yansım. Eğitim, öğretimle ilgili, yani bizim öğrencilerimizde bunu görüyoruz. Yani ders dışındaki ortamda bunu net bir şekilde bana söylenen, en azından 50 tanesine şahit olduğum 200 tane takımımız, kulübümüz, topluluğumuz var. Bu muhteşem bir şey. Her birinde çok daha kalabalık ama 20-25 tane öğrencimiz olduğunu düşündüğümüzde 4.000-5.000 kadar öğrencimiz bizim gerçekten ders dışında araştırmayı değere dönüştürmek için çalışıyorlar.
Ben onlardan gidip öğrenmeye gidiyorum. Bunu daha önce de hocalarımıza bir araya geldiğimde ifade ettim. Dolayısıyla araştırma temelli öğrenmenin yaygınlaştırılması, araştırma temelli dediğimiz yapı sadece doktora, sadece yüksek lisans, sadece akademik çalışmalar değil, lisans öğreniminin başladığı ilk günden itibaren daha fazla araştırma odaklı sürece öğrencilerimizi dahil edebilmeliyiz. Bunu bir şekilde öğrencilerimiz zaten bahsetmiş olduğum örneklerle, dolayısıyla bu kültürü daha da yaygınlaştırma. Uluslararası öğrenci sayılarının ve niteliğinin arttırılması, bunun kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Öğretim üyelerinin gelişimi için birlikte öğrenme, ki iki gün önce bu salonda yine bir etkinlik vardı, co-learning olarak diye. Diğer üniversiteler de üniversitemizden bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Biz de hem öğrenmeye hem öğrendiklerimizin üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Ve özellikle dikkatli olmamız gereken boyutların arasında da önleyici rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, tüm üniversitelerin bu konuda da gerçekten öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Aileleri, velileri onları bize emanet ediyorlar. Onlara en iyi şekilde, onlar zaten çok akıllı çocuklarımız ama onlara bu konuda da yardımcı olma noktasında da en son senatomuzda da yaptığımız bilgilendirmede, yönetim kurulumuzda yaptığımız bilgilendirmede bununla ilgili kendi durum analizimizi de yapmaya çalışıyoruz. Araştırmaya ilişkin planlamalarda da son yansım. AGE ve yenilik faaliyetlerinde alternatif finansa ihtiyaç var. Yani geleneksel olarak bizim gittiğimiz tabii TÜBİTAK kıymetli veya ulusal ama bizim kaynak geliştirebilmemiz gerekiyor büyük projeler yapabilmek için. Ben hiç çekinmiyorum, hiç korkmuyorum. Büyük bir heyecanla bunu yapabileceğimize inanıyorum. Kapasitemizi görüyorum. Ve özellikle buradaki en büyük gücümüzü de mezunlardan alacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla AGE ve yenilik faaliyetlerine yönelik alternatif finans modellerini geçmişte de en iyi geliştiren üniversitelerin başında geliyoruz biz. Bu model geliştirme konusunda gelecekte de örnek olacağımızı birçok üniversitenin örnek alacağını düşünüyorum. Küresel lider girişimciler, yani bizim üniversitemizden mezun olan arkadaşlarımızın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi girişimcileri olması var ama daha çok olması için bir çaba içinde. Bahsettim, uluslararası boyut bizim için geliştirilmesi gereken önemli bir aşama. Öncül araştırmalar, ERC alan arkadaşlarımız var, tebrik ediyoruz. Uluslararası lider araştırmacılardan gelen arkadaşlarımız var, tebrik ediyoruz. Bilim ödülü alan arkadaşlarımız ama sayılarımızın oransalına bakıldığı zaman daha iyisini hak ediyoruz. Dolayısıyla öncül araştırmalarda. Öncelikli alanlara daha güçlü yönlendirme ve yüksek risk, yüksek getiri projeleri, büyük platform projeleri noktası. Bunu yaparken de tüm ekosistemi doğru tanımlama, konumlandırma, doğru paydaşlarla yola çıkma. Bu hem üniversite tarafında, hem sanayi tarafında, hem toplum tarafında ekonomi ve toplumsal etkiyi birlikte gözetme. Bu yine bir paradigma değişimi. Toplum için bilgi üretmek değil, toplumla birlikte bilgi üretme noktasında tüm yüksek öğretim kurumları dünyada bir değişim içinde. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Ve tabii ki bunun en önemli bileşeni olmazsa olmaz insan kaynağının ve buna bağlı olarak da altyapılarımızın iyileştirmesi. Çok geniş bir konu ama inşallah bunu en yakın zamanda tekrar bir yere getirip sadece neyi değil nasılı konuşacağımızı düşünüyorum. Ama bugünün anlamlı hale getiren bizi üniversitemizin 2024-25 akademik yılının açılışmasını anlamlı hale getiren de Aziz hocamız. Ben tekrar Aziz hocamıza geldiği, katıldığı ve bize ilham verdiği için teşekkür ediyorum. (gülüyor) 2024-25 akademik yılımızın tekrar üniversitemize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, idari personelimize, tüm İTÜ ailesine, mezunlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar bu süreçte emek katkı veren tüm rektörlerimize, tüm hocalarımıza, tüm öğrencilerimize, mezunlarımıza teşekkür ediyor. Siz değerli katılımcıları da vakitlerini ayırıp katıldıkları için basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Rektörümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardıklarını ve genetik bilgiyi nasıl koruduklarını haritalandıran araştırmaları sayesinde Paul Bondrich ve Thomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Profesör Doktor Sayın Aziz Sancar hocamızı akademik yılımızın açılış dersi için kürsüye davet ediyoruz. (Gülüyor)
Ben İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdiğimde bazı sınıf arkadaşlarım İTÜ'ye girdi. Şimdi itiraf ediyorum, ben onları kıskanıyordum. Çünkü benim gönlümde kimya vardı, matematik vardı. Kimyacı olmak istiyordum ben. Arkadaşlarım kandırdı, hadi tıba gidelim dediler. Ben kimyacı olmak istiyordum. Yani Türkiye'nin kimya, fizik ve temel bilimlerde Bayrak Üniversitesi'dir. Yani o ve onun Türkiye bilimine yaptığı katkılar herkesi biliniyor. Buradaki heyecanı, buradaki ilgiyi gördüm. Fakat hayret etmedim. Yani bunu biliyordum. İTÜ'ye böyle insanlar gelir ve çok etkilendim, çok da. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Konuşmamı İngilizce öğreteyim. We recently discovered that very commonly used chemical ethanol dioxide has the potential of being a cancer drug. And especially drug for treating brain cancers. And so I will go through the experiments that led to this conclusion and the results we got and where we stand. Our goal is to use EDU for treatment of glioblastoma. This is brain tumor. As you see, it is responsible for deaths caused by cancer. And there is really no effective treatment for it. The standard of care is surgery, ionizing radiation, and a chemical called temozolomide. And if you treat the patient, if you don't treat the patient, they die within 6 to 8 months after diagnosis. And if you treat them, it doesn't really help that much. They still die within 12 to 16 months after diagnosis. So the current treatment regimens are not being that helpful. EDU is very commonly used in biochemistry, molecular biology, because it is a thymidine analog, and it is incorporated into DNA during replication. And if you want to study DNA replication under various conditions, you use EDU. And as you know, the Nobel Prize for
A quick reaction was given in 2 years ago, I believe, for quick reaction. And EDU, one of the chemical that is used for click reaction. It is a thymidine analog. Instead of CH3 group here, it has an ethyl group, and it's incorporated into DNA just like thymine. And then when you after it's incorporated, when you treat the cells or isolate DNA with an azide and in presence of catalytic copper, you get cycloaddition, and you can then detect it by an antibodies to the R group in the ethanol group, and this figure shows you incorporation of EDU into two tissues. The top one is small intestine. Small intestine cells are replicating continuously the small intestine epithelium is continuously replaced, and that's why you see high incorporation of EDU kardeşim bu çalışmıyor. EDU into small intestine. Now if you look at brain cells do not replicate. The neurons do not replicate, but a small fraction of cells, astrocyte and glial cells, do replicate. And you see in very few in the brain section, in very few cells, you see incorporation of EDU. And that is, from medical standpoint, was an important finding, because there is something called blood-brain barrier, which is impermeable to most anti-cancer drugs. For example, cisplatin, that is used to treat nearly 80 to 90% of solid tissue cancers, cannot be used to treat brain tumors because it cannot pass the blood-brain barrier. And so if you find a drug that passed the blood-brain barrier and kills the proliferating cell, then you have a chance of developing a drug for treating brain cancers. And so for that reason, this finding was for us of significance, because here it shows that EDU is incorporated into the brain cells, but not into neurons, which are not replicating. Kardeşim basıyorum. Oldu peki. Oğlumuzun eli benimkinden daha kuvvetli. When you do that, it is incorporated into few cells. These are not the normal neurons. These are the glial or astrocytes, and very few of them replicate. So this was for us an important finding, and for other scientists as well. So we decided to pursue this finding, and
in a very roundabout way. We actually we were trying to as was mentioned in the introduction, I got the Nobel Prize for studying DNA repair, how damage is removed from DNA and then the gap that is formed as a result of repair is filled in. And this is the general scheme of the repair mechanism we worked on, mechanisms we worked on. One is direct reversal by DNA photolysis. This is called the Sanjar enzyme. It uses light to repair certain DNA damages. But the more general repair mechanism, the one that is shown here, nucleotide excision repair, cuts a 26 nucleotide fragment that has the damage and removes it, and to generate a gap of 26 nucleotides, and then that gap, we assume it is filled and ligated, and you get normal DNA. Now, we have characterized this step in great detail, but in this step, we just assume that it was simply filled in and ligated, and that was it. But we really experimentally never demonstrated. So we want to demonstrate it by using EDU, because you can detect EDU incorporation into DNA by using the Cluk reaction. So before going through the EDU experiments, I'll give you some information about the nucleotide excision repair and then our more recent work on the treatment of brain tumors. Nucleotide excision repair repairs damages that are caused by ultraviolet light that generates these type of damages, as well as damage that is caused by other carcinogens, most importantly by BPD, that is in cigarette smoke, but also by drugs that are used for treatment of cancer, cisplatin and oxaliplatin. So it repairs both cancer-causing DNA damage as well as cancer-treating damage that is caused by cancer-treating agents. So, kardeşim bir yılları iki yürümüyor. Tamam, ona basayım değil mi? Sen ne yapacaksın? Yürüme. Yürüm gireyim. Aha. Okay, so we characterize the repair reaction in great detail, and it's shown it's very complicated, and you don't really need to know much about it. But I'm demonstrating, showing this to demonstrate that the Nobel Prize was given for this work. So we spent years generating this schematic. And when the fragment is removed, the 26 mer that carries the damage, it is removed in complex with a protein called TF2H,
And when we found out, then we decided we can immunoprecipitate TFH and sequence the fragment that is removed, and then find out where in the genome it is removed from, and therefore generate a whole map of the human genome. And so this shows a whole map of human genome where you have 26 plus, 22 plus X plus Y chromosomes of a male individual, and it shows the repair in both strands. If all the chromosomes, and of course this is in low resolution, you go into higher resolution at megabase, you see that, and you go at kilobase, you see this, and in particular we're interested in P53, which is mutated in nearly 50 to 80% of human cancers, and there is a hot spot in P53 gene that is shown by STARC, and we asked how damage in that gene is repaired, and we analyzed it, and you see the 26 mer that is damaged by ultraviolet light in the chromosome is removed by cutting 20 nucleotides on the 5' side and 4 nucleotides on the 3' side to generate the excision product. So this is the scheme, and we just assume 26 mer is removed, and then the gap is filled. But like I said in the beginning, we really never bothered to look at the filling of the repair gap. And so we decided to use the EDU and click reaction to measure this repair gap, the repair patch. And here are the compounds that are related to EDU. It is a thymidine analog, and you see the difference between it and thymidine is simply thymidine has CH3. This is EDU has CH group at the 5 position, but this is very reactive. It reacts with azote groups, and then you can detect it. And it can detect it by using antibodies, interestingly, made against bromodeoxyuridine. And here we show slots of DNA that contains bromodeoxyuridine, EDU, bromodeoxyuridine, etc. And we probe them for DNA. They all have DNA, and the antibodies react only with bromodeoxyuridine, of course, but also with EDU for our purposes, which was an important. So knowing that, we decided to see if EDU incorporates, and then measure the level of incorporation. And we designed this experiment where we treat DNA with either BRD, the cells with bromodeoxyuridine or ethinyldeoxyuridine, and then the cells are either treated with ultraviolet light or no ultraviolet light. And ultraviolet light, of course, will generate damage that's removed by excision repair, and some of those fragments will be next to bromodeoxyuridine,
which you can pull with antibodies against bromodeoxyribin. Now, having found that these antibodies also react with ethinyldeoxyribin, we said if we do the same experiment by incubating cells with EDU instead of bromodeoxyribin, again, when you irradiate cells, the excised fragment will be immunoprecipitated with antibodies that are made against bromodeoxyribin. So this was our design to demonstrate removal of the excised fragment by immunoprecipitating by bromodeoxyribin antibody. And the prediction of, was, of course, that if you don't UV irradiate, if you incorporate EDU, we weren't really expecting to see any removal of fragments because we are probing for EDU, and we never expected that EDU will be treated as damage. And when we did the experiment, it was a great surprise. Here we have cells that were not treated with ultraviolet light or cells that are treated with ultraviolet light. And the excised fragment is immunoprecipitated with bromodeoxyribin antibodies. And of course, if you don't use the bromodeoxyribin antibodies, you don't see anything. If you treat with bromodeoxyribin in the absence of UV and presence of UV, in the absence of UV, you don't generate DNA damage. You incorporate bromodeoxyribin, but since there is no damage, nothing comes down. But if you irradiate with ultraviolet light, some of the damage will be next to bromodeoxyribin, and therefore when you immunoprecipitate bromodeoxyribin, you will immunoprecipitate the excised fragment as well. And you see that here the excised fragment the excised fragment is precipitated with bromodeoxyribin. Surprisingly, then the last two lanes 8 and 9 are the crucial ones really that led to the idea of using EDU for treating cancer. Because here you see in lane 8, cells were not treated with ultraviolet light, and after treating with EDU, the cell extract was immunoprecipitated, and you see 26 mer is removed. And what this says that EDU is recognized as a damage. It's incorporated into DNA. If you don't do anything else, it is recognized by the cells as damage, and it is removed. And so you have a drug that enters the brain, and it enters brain cells, and is especially going to be incorporated at very high level in brain tumors because the cells there are proliferating rapidly, and so you'll have high level of EDU in the brain tumor, and even without doing anything else, EDU will be excised and will be degraded and reincorporated, and it will generate a vicious cycle that leads to cell death. And that was our idea of using EDU
for treating brain cancer. we use the method to generate a DU map of the whole human genome to show that in the entire human genome it was incorporated, and here you see in chromosome 5, 256 kilobase pair region, it's incorporated in both strands without any DNA damage, and so on, to just demonstrate that this method works. And here we've shown the incorporation and removal in two genes and the two strands of two genes. And so then from there we decided to do the real experiment, treat tumors, brain tumors, with EDU and see if it works. And one type of experiment that was done was to we worked with brain cancer researchers in our university who perform surgery on brain cancer patients and cut out the tumor. And then it becomes available for investigating. So we collaborated with colleagues from our university, neuroscience department, and they take the brain tumor as much as they can cut out, and then make cell lines from the brain tumor, and then they take that and put it on a slice of rat brain slice to grow the human brain tissue, and so it's a sort of imitate the normal situation, meaning you have normal normal brain tissue, and on top of it there is human brain tumor, in this case a glioblastoma cell line, and then you treat it with different drugs. Sometimes the cells are labeled with a fluorescent marker, and you can follow them by fluorescence, or you can follow survival and blood drug sensitivity. So we did this, and here is a result of one experiment, again to repeat, we have human brain tumor slices grown on a tissue of rat brain, and then it is treated with EDU or control reaction, and then we did click reaction to find the incorporation of EDU into the tumor cells. So here is the staining of this tissue of the brain slice that contained the human brain tumor slices on top of rat brain cross-section. And this one, this slice was not treated with EDU, and this was treated, and then we stain them for to stain the nuclei, and you see the here the one that's not
treat it, you just see the nuclei signal. If it is treated with EDU, we are using a fluorescence probe, green, and you see green fluorescence. And importantly, this green fluorescence happens only in the human tumor and not in the surrounding mouse brain tissue. And that is by superimposing these kardeşim bu şey acayip ya. Buraya geldiğimde beni gümrükte eşyalarımı açıp aradılar. Çünkü benim bu pointimi gösteriyorlar. Çünkü hep Türkiye'ye geldiğimde bu pointerle sorunum oluyor. Kendi pointerimi kullanacağım dedim. Burada da çalışmıyor. Neyse onun şeyler. Okay, so it is not incorporated into the mouse tissue, but it is incorporated into the brain tumor that the human brain tumor that was grown over mouse brain slides. Then we asked whether EDU will kill the tumor, and so we treated these slices with EDU. And this is shows the schematic of the treatment. I will not go through it. And as a control, we use the classic drug for brain tumor, temozolomide. It's the only drug that is used for treating brain tumor. And so that is our reference. If you do better than temozolomide, then you have a drug. If you don't, then you don't. And so that's why comparing to temozolomide was so important. And here we're showing the drug sensitivity for temozolomide and EDU. Again, yine çalışmıyor. On the left side, you see EDU, the survival of brain slice, tumor slice that was treated with EDU or temozolomide, and with temozolomide is in black and EDU is in green. And as you see, survival of the tumor is rapidly gone down when it's treated with EDU, much more efficient than temozolomide in one kind of tumor, in another kind of tumor. And so this indicates that at least in this setting, the EDU is more effective than temozolomide in killing brain tumors. So then we pursued this. In different cell lines, and here again the same experimental design, and there is something called drug sensitivity score that our neuroscience colleague had come up with. And so here we're comparing drug sensitivity of various human tumors. And the red is EDU and black is temozolomide. And as you see, for
PT-126, it is much more effective. 113, it is much more effective. 125, there are about same. 123, again, it is much more effective. And 2013, again, it is more effective. So in all these tests, EDU seems better than temozolomide, which has been used in, for the last 25, 30 years for treating brain cancers. So so this was encouraging, and Allah'ım yardım et de bu doğru gitsin. So we injected the brain tissue directly into the mouse brain. Those were in the tissue culture. Here we put in the human brain tumor cells are directly injected into mouse brain and then treated with temozolomide or EDU, and we look at its effect. And so here is our first experiment done with another group of neuroscientists. Mice were treated, human tumor, brain tumors, cell line was injected in mouse brain, and after certain period of growth, then it was treated with EDU and or control, and we followed it. And you see the graph here of survival, and here is the median survival. And as you see, there is EDU increases the median survival somewhat. It's not that you see by 15 days all the control animals are dead, but those treated with EDU live another 5 days. It's not big deal, but it increases the lifespan of mice that were treated with EDU. Again, showing that EDU is working. But not in this setting, not that efficiently. Then we found a more malignant brain tumor, and did the experiment with that. And here we use higher concentration of EDU, and again, the mice treated with EDU survived for longer period, whether they were treated with 50 milligram per kilogram EDU or 200 milligram per kilogram of EDU. Again, this supported the general idea that EDU really is working. But as you see, the effect is not dramatic. It increases the lifespan by 25% or so in this setting. So it does work, but it is not a miracle drug. We I've been talking about comparing these two drugs, temozolomide and EDU, and why how they kill brain tumor cells. Temozolomide kills brain tumor cells by getting incorporated. It's not incorporated as such into the DNA. Actually, it methylates guanine in DNA after undergoing some transformation in the cell,
if methylates guanine, and that methylated guanine then is subjected to an attempt to repair, but that attempt to repair actually fragments the DNA, and as a consequence, the cells die. But what happens is this: after a period, this enzyme that methylates DNA is shut up. It's not expressed anymore. So you don't methylate DNA anymore, and temozolomide stop working. And that's why temozolomide, even though it is the current drug of treatment, it doesn't really help that much, as I showed in my earlier slide. It doesn't help the patient that much. It increases the lifespan by a month or two. And of course, you saw from our data that EDU does better than temozolomide, and the EDU mechanism is different. EDU is incorporated and it is removed and gets incorporated and is removed and eventually leads to apoptosis, it's called in medical terms, but basically cell suicide, because the DNA is continuously broken and repaired, broken and repaired, finally it just dies. And so currently that's where we stand. This is the last experiment that we have done. This is quite impressive, I think, for those people who scientists who are not performing molecular biology experiments, where you can incorporate a fluorophore into the particular cell, and you can follow it by bioluminescence. You can follow it by what happens. And so here we injected control cells, or cells that would be treated with EDU, with tumor cells that contain a fluorescent signal. So you can follow the tumor growth by just putting mice under a condition where you detect fluorescence. And so here you see the fluorescence control EDU and temozolomide. You don't see here, there was no injection, of course, there is no tumor. And here on day 28, in the control, you see fluorescence. And even in EDU, you see fluorescence. Importantly, you see temozolomide is much more effective than EDU here. And I've been telling you that EDU is better than temozolomide. But you look here, temozolomide is doing better than EDU on day 28. Day 31, the controls tumor is gone. EDU is starting to go down some, and temozolomide actually starts coming back. And this is the by day 39, all the EDU mice are dead. Most importantly, this is where really the significance of EDU becomes obvious. Even though the temozolomide in short term looks more effective, like here, more effective than here. This mice has no fluorescence, whereas both these EDU have fluorescence. Even though it's more effective, in the long run,
After day 39, it comes back. That is the problem with temozolomide. After 39 days or with patients after 2 to 3 months, even though the cells, most cells die, then resistance develops and the tumor comes back and the patient, that's why the patient survival doesn't improve that much. And so, whereas we see that here in one surviving EDU mouse that after here where fluorescence increases, meaning the tumor is growing, it start dropping. Where when the temozolomide start growing back in EDU start dropping. This is a preliminary experiment. We didn't have enough mice in this pilot experiment really to say something definitive. But the picture that emerges is this, that temozolomide for the short term is performing better than EDU. But in the long term, EDU performs better than temozolomide. And therefore, at present, it seems that the ideal combination therapy for human tumors, for brain tumors, will be a combination of temozolomide and EDU. And like I said, EDU has been used in molecular biology for 20, 25 years, and no one really cares about, knew about this aspect of it, that it was, it is recognized by nucleotide excision repair and removed, and it causes cell death. Actually, the person who first demonstrated that it goes through the blood-brain barrier, I insisted that he reviews the paper when it was submitted. And he was very complimentary. He said, well, you've shown it and we missed it. What can I say? And he supported the paper. In any event, it was a very surprising finding. And so I believe that is where we stand now. Again, this is another experiment that we've done with it is another way of showing the EDU temozolomide comparison. And as you see, both the control mice die first, then EDU mice die, and temozolomide first is more effective. But here at day 40, all of the mice start dying. And if here we had combination of EDU and temozolomide, we think that these mice would keep surviving. And that is what we're thinking right now and what we're proposing, that the ideal treatment for brain tumor should be temozolomide plus EDU combination therapy. To summarize, EDU is non-toxic to non-proliferating cells because it's not incorporated into DNA. And EDU passes the blood-brain barrier. This is very important because, as I said in the beginning, none of the anti-cancer drugs pass blood-brain barrier with the exception of temozolomide. EDU is readily incorporated into replicating glioblastoma cells, but not normal neurons. EDU is constantly incorporated into the genome
and it starts generating vicious cycle leading to cell death. EDU has the potential for glioblastoma treatment. And finally, combination of EDU plus temozolomide may become the new standard of care in treating glioblastoma. And this is the paper where we first published our finding about the EDU's incorporation into DNA and its excision. And this is the international patent that we filed in 2023, actually, and 2024 it's being processed for international patents. And this is my group, and it's called Oldwell. It's a landmark of our university. And these are the heroes, the Turkish heroes, Mera and Yasemin, who did the work. Mera Kızımbrega. Sağ olun, teşekkür ederim. Özellikle Hümeyra ve Yasemin'e teşekkür ederim. Hümeyra bu iş için çok uğraştı ve bu getirdiğim saatlerin çoğunu o hazırladı. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Hocam, rektörümüz bir hediye verecek size. Sahnede kalmamızı rica ediyorum. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal, Profesör Doktor Sayın Aziz Sancar hocamıza bugünün anısına bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini davet ediyoruz. ...2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bu yıl en yüksek dereceyle giren öğrencilere tebrik belgelerini Sayın Rektörümüz ve Profesör Doktor Sayın Aziz Sancar tevdi edeceklerdir. Öğrencilerimizi arz ediyorum. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Emirhan Küçük. Yine aynı bölümden Yusuf Aslan Özaydın. Ömer Güneri. Yine aynı bölümden Muhammed Can Akıncıoğlu. (Gülüyor)
Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngilizce Bölümü. Ahmet Servet Çağan. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü. Yelda Ceylan. Yine aynı bölümden Muharrem Kuru. Yine aynı bölüm Can Seyi Keçeci. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kerem Merdan. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Mehmet Erkan Aktürk. Yine aynı bölümden Hacı Mahir Çakır. Uçak Mühendisliği bölümünden Emre Özdemir. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Muhammed Böler. Şükriye Ceren Örekli. Yine aynı bölümden Eren Demirci. Yine aynı bölümden Ozan Laftan. Yine Bilgisayar Mühendisliği İngilizce bölümünden Ahmet Arif Akçay. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü Fatih Uğur. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Meriç Ege Ericek. Yine aynı bölümden Safa Oğuzhan Dişbudak. Yine aynı bölümden Harun Yahya Tamar. Yine aynı bölümden Furkan Danacı. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Feyza Usta. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Muhammed Can. Yine aynı bölüm Deniz Emre Canbulat. Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngilizce Bölümü Elif Sude Akyol. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Beyza Yalçın. Aynı bölüm Ali Mert Kaya. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce Bölümü Bilal Taha Durmaz. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Zeki Ege Derse. Yine aynı bölümden Didem Çelik. Yine aynı bölümden Hamza Çevikbaş. Yine aynı bölümden Mehmet Vefa Nizam. Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngilizce Bölümü Osman Çelik. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Sungur Kayra İşler. Yine aynı bölümden Emirhan İyigün. Yine aynı bölüm Furkan Sait Karakuş. Yine aynı bölümden Hasan Hüseyin Yanık. Yine aynı bölümden Rabia Yıldız. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü Basri Kınalı. Uçak Mühendisliği Bölümü Ebu Bekir Kurt.
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Kerem Kayabaş. Yine aynı bölümden Berkay Arslan. Yine aynı bölümden Sedat Polat. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü, Sıla Çelik. Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Hüseyin Arif Kızılay. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Ufuk Talha Can Güngör. Yine aynı bölümden İsmail Güven Gilik. Yine aynı bölümden Tuana Sudenaz Demir. Yine aynı bölümden Yiğit Selim Kara. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü, Tuğba Tavacı. Yine aynı bölümden Bedirhan Kınaş. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yusuf Zer Tuncer. Yine aynı bölümden Büşra Beyza Yıldırım. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü, Tayfun Yalçın. Yine aynı bölümden Ahmet Yasin Can. Yine aynı bölüm Can Kuru. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Mehmet Semih Bulut. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce Bölümü, Yağız Şen. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü, Arda Öner. Bilgisayar Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Muhammed Halis Aydın. Aynı bölümden Metehan Selvi. Aynı bölümden Arife Aleyna Karaçam. Yine aynı bölümden Mert Kocagöbek. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü, Hamza Müşteba Çakıroğlu. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, İbrahim Arda Özel. Aynı bölümden Salih Utku Cerrah. Yine aynı bölümden Murat Selim Yıldız. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü, Onur Enes Bilgin. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Mehmet Arda Baysan. Aynı bölümden Hamza Çağrı Belen. Aynı bölümden Muhammed Eymen Aydın. Yine aynı bölüm Ahmet Abalı. Yine aynı bölüm Demir Genç. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce Bölümü, Hilal Sevda Kul. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Mehmet Akif Hoplamaz. Uçak Mühendisliği Bölümü, Ömer Efe Yumak. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Pınar Başman. Yine aynı bölümden Emre Erbekin. Yine aynı bölüm Şeyma Güden. Yine aynı bölüm Mustafa Yılmaz. Yine aynı bölümden Mustafa Kemal Şahin. Yine aynı bölüm Mehmet Buğra Saltalı. Yine aynı bölüm Kevser Akta. Yine aynı bölümden Yavuz Selim Devranlı. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü, Emirhan Levent Mert. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, Oğuz Şamil Eraslan. Yine aynı bölüm Osman Nurullah Okutan. Yine aynı bölüm Koray Tiryaki. İşletme Fakültesi Ekonomi İngilizce Bölümü, Mustafa Sayar. Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Cemil Sıraç Türk.
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Taner Aksoy. Yine aynı bölüm Abdurrahman Baylan. Yine aynı bölüm Ali Cem Kalsen. Yine aynı bölümden Enes Aydoğan. Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği İngilizce Bölümü Efe Eren Işık. Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü Ahmet Kürşat Sarı Hasanoğlu. Toplu fotoğraf için arkadaşlarımızın, Sayın Rektörüm ve Sayın Hocamızın arkasında birikmelerini rica edelim. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrenim hayatları boyunca başarılar diliyoruz ve yerlerinize rica ediyoruz. Tabii hocam. Öğrenci arkadaşlarımızı yerlerine alıyoruz. Sayın Rektörümüzün ve Sayın Mithat Aziz Sancar Hocamızın sahnede kalmalarını rica ediyoruz. TÜBA Başkanı Profesör Doktor Sayın Muzaffer Şeker'i 2024 TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri sahiplerine Sayın Rektörümüz ve Sayın Aziz Sancar'la birlikte tebrik belgeleri sunmak üzere sahneye davet ediyoruz. 2024 TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri kapsamında özgün tematik konular içeren Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezleri arasından ödül kazanan Doktor Sayın Recep İşçi, Doktor Sayın Sercan Aygün ve Doktor Sayın Semih Doğu'yu sahneye davet ediyoruz. Doktor Sayın Recep İşçi, Profesör Doktor Sayın Turan Öztürk danışmanlığında hazırladığı teziyle temel bilimler birincisi olmuştur. Doktor Sayın Sercan Aygün, Profesör Doktor Sayın Ece Olcay Güneş danışmanlığında hazırladığı teziyle fen ve mühendislik bilimleri birincisi olmuştur. Ve Doktor Sayın Semih Doğu, Doçent Doktor Mehmet Nuri Akıncı danışmanlığında yazdığı teziyle fen ve mühendislik bilimleri üçüncüsü olmuştur. Kendilerini de davet ediyoruz. Evet. Yurt dışındalarmış değerli hocalarımız. Sayın mezunumuzu çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için Sayın TÜBA Başkanımıza ve Aziz Sancar Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanım, rektörlerim, değerli konuklar ve değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler, İTÜ'nün 2024-2025 akademik yılı açılış töreni burada sona ermiştir. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz.